üslü ifadeler. A farklı sıfır. A farklı sıfır ve M, N tam sayılar olmak üzere A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir A üzeri N artı M. Ve A üzeri M bölü A üzeri M eşit A üzeri N eksi M'dir. Aşağıda her bir hücresinde ikinin birbirinden farklı tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu iki sütunlu bir tablo verilmiştir. Tabloda bu üslü ifadelerden ikisi E ve F harfleriyle gösterilmiştir. Birinci sütundaki üç üslü ifadenin çarpımı tam kare pozitif bir tam sayıya eşit tam sayıya ve ikinci sütundaki üç üslü ifadenin çarpımı da tam kare pozitif bir tam sayıya eşittir. Buna göre E artı F en az kaçtır? Önce burada verilen iki önemli üslü ifade kuralını hatırlatalım. Neymiş o? Bir tanesi iki üslü ifadede tabanlar eşitse çarpımda üsler toplanır. Bölümde ise üsler çıkarılır. Bunun sebebi basit bir biçimde anlaşılabilir. Yani A üzeri N demek N tane A demek. A, N tane A. A üzeri M tane A. Bunların hepsinin toplamı N artı M tane A. Benzer biçimde bu da gösterilebilir. Gelelim ikinci önemli kavrama. Diyor ki bunların her biri ikinin farklı kuvvetidir diyor. Farklı kuvvetidir. Yani mesela E ve F 2 üzeri 3 olamaz, 2 üzeri 1 olamaz, 2 üzeri eksi 2 olamaz. E ve F hem bunlardan farklı hem de birbirinden farklı. Yani bunların 6 tane üslü ifadede birbirinden farklı olacakmış. Ve E ve F'nin toplamı en az olacakmış. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra birinci sütundaki üç üslü ifadenin çarpımına bakalım. Çarptık üçünü. Tabanlar aynı iken üsler toplanacağından şu ikisinin toplamı iki yapar. Yani birinci sütundaki çarpımın sonucu 2 üzeri 2 çarpı E'ymiş. Peki E yerine 2'nin kaçıncı kuvvetleri gelirse bunun üssü çift olur. Şu hatırlatmayı yapalım. Bir üslü ifadede üs çift sayı ise bu üslü ifadeye biz tam kare sayı diyoruz. Bunun tam kare olması için E yerine 2 üzeri 0, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4 şeklinde sayılar gelebilir. Benzer biçimde ikinci sütundaki sayıların çarpımını bulursak, bu da 2 üzeri eksi 1 çarpı F. Peki bunu tam kare yapan 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 7 diye gider. Peki niye 2 üzeri 3 olamaz da 2 üzeri 5'ten başlıyoruz? 2 üzeri 3 yazarsak F yerine şu farklı olmaz birbirinden bakın. Onun için 2 üzeri 3'ü yazamadık. O halde en küçük değeri kaçmış? 2 üzeri 5'miş. Şimdi ne soruyor bizden? Diyor ki E artı F'yi bulunuz diyor. E artı F'yi bulunuz diyor. E artı F'nin en küçük değeri E 2 üzeri 0. E 2 üzeri 0. Şurada görüldüğü gibi en küçük değer. 2 üzeri 0. F 2 üzeri 5. İkisinin toplamını bulalım. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfır hariç. 1. 32 daha 33. O halde doğru cevap A imiş. Yani cevabımız A olacak.